Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimizin artık son videosuna gelmiş bulunmaktayız. Büyük bir heyecan ile başladığımız bir eğitim sürecinin daha yine birlikte büyük bir heyecan ile sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Diğer eğitimler olsun, Python ile veri analizi eğitimimiz olsun, gerçekten çok büyük heyecanlar ile başladık ve yine bu heyecanımızı kaybetmeden öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdiye kadar ne yaptık aslında, neler yaptık ve bundan sonra neler yapabileceğiz? Bununla ilgili biraz sohbet etmek istiyorum bu videomuzda arkadaşlar. Bu arada Python eğitim videomuz 147 videomuş. Python ile veri analizi 145 video. Bunu da eklersek 146 video olacak. Yani 146 videoluk bir seri ile Python ile veri analizi eğitimimizi de bitirmiş olacağız. Peki ne yaptık biz arkadaşlar? Daha doğrusu kanalın genel itibariyle biz neler yaptık? Aslında başlangıcımız bizim için Excel'di. Excel ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda gözlemlediğim kadarıyla herkesin Excel için, çünkü özel sektör başta olmak üzere çalıştığınız her yerde Excel ile ilgili kesinlikle bir işlem yapıyor olmalısınız. Excel yapısı, eğer sizler de fikrime katılırsanız, iş hayatında da olsun yeteri kadar bilgi anlamında kişilerde çok fazla bilgi yok. Yani bu neden kaynaklanıyor aslında? Sürekli aynı işi yapma yapısından dolayı Excel'in, mesela hangi alanda çalışıyorsa, hangi departmanda çalışıyor ise, Excel ile ilgili sadece o yapıyı sürekli günlük olarak tekrar tekrar yapıyor. Ama ben istedim ki Excel yapısı kendi içerisinde göründüğü gibi bu canavarı, diyelim daha doğrusu, bu canavarı sizlere göstermeye çalıştım. Çünkü Excel gerçekten inanılmaz bir program. İşin ikinci kısmına gelir isek, Excel yapısı aslında benim kafamdaki eğitim sürecinde veri analizi yapısına gitmek vardı ve bunun için ise en doğru başlangıcın ben Excel yapısı olduğunu düşündüm. Çünkü Excel yapısı sizlere hücre bazlı işlem yapma, çalıştırma, iç içe gibi fonksiyonel yapıları kullanma yetkinliği sağlayacaktır arkadaşlar, ki sağladığını da düşünüyorum. Çünkü geri dönüşleriniz gerçekten çok güzel, çok faydalı olduğunu söylediniz. Ben de buna canı gönülden inanıyorum. Şimdi daha sonra neler yaptık arkadaşlar? Excel yapısı bittikten sonra artık Excel'i bir tık daha ileri götürebilmek adına makro dediğimiz veya VBA, işte Visual Basic for Applications yapısına giriş yaptık. Burada hem Excel içerisinde arayüz ile yapamadığımız işlemleri genişlettik, hem otomasyon yapılarını incelemeye çalıştık, hem de dediğim gibi Excel'in aslında ne kadar güçlü bir program olduğunu aktarmaya çalıştık. Daha sonra yine veriler üzerinde artık ısınma çalışmalarını yaptıktan sonra, bu verileri saklayabileceğimiz ve yeri geldiği zaman istediğimiz filtre yapılarıyla istediğimiz yere çekebileceğimiz bir veri tabanı yapısını sizlere anlatmaya çalıştım, ki bu da SQL eğitimimizin içerisinde bulunan bir yapı. Daha sonra araya bir görselleştirme, veri görselleştirme yapısı olan Power BI'yi anlatmaya çalıştım. Çok fazla derinleyemedik Power BI'in. Zaten oradaki amacımız da sürükle bırak yöntemiyle basit yapıların nasıl oluşturulduğunu sizlere aktarmaktı. Çünkü aynı işlemi biz Excel içerisinde arkadaşlar 20 videoluk bir seri halinde Excel ile dashboard yapısını sizlere anlatmaya çalışmıştım. Daha sonra artık yavaştan verilerin analiz edilme süreçlerine girmemiz gerekiyordu. Ancak eksiğimiz olan bir şey var. Bir program veya bir yazılım dili seçmemiz gerekiyordu. Tabii ki veri analizi süreçleri içerisinde kullanılan çok farklı ve çok fazla program var arkadaşlar. Ancak ben tercihimi Python için kullandım. Çünkü artık günümüz teknolojilerinde veri analizi süreci de
bir tık daha ileri giderek makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zeka dediğimiz yapılara giriş yaptı. Artık buna göre daha hızlı, daha pratik olan ve istediğimiz noktada yazılım dili olarak kullanabileceğimiz bir dilin temellerini sizlere anlatmaya çalıştım ve bu da 147 videoluk bir seri oldu. Artık temel yapıları almıştık. Sadece eksik olan nokta verilerin nasıl analiz edilmesi gerektiğiydi. Çünkü Python bizim için bir araçtı. Python tek başına bir veri analizi yapısı değil. Herhangi bir mesela bir SPSS gibi veri analizi programı da değil. Ki ayrıca SPSS'i bilseniz bile istatistik bilmediğiniz durumda SPSS'de ne işlem yapabileceğinizi tabii ki yapamazsınız, beceremezsiniz. Çünkü SPSS sadece o işe yarayan bir program arkadaşlar. Python'da bunun gibi ve daha fazlasını kullanabileceğiniz bir programlama dili. Bu yüzden Python ile veri analizi isminde bir eğitim serisine başladık. Neler yaptık burada arkadaşlar? Verileri daha derinlemesine anladık. Veriler üzerinde nasıl anlamlar çıkartabiliriz? Buna baktık. Daha doğrusu istatistiğin temelini almaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi artık bunların tamamını bitirdik. Bundan sonra ne işlem yapacağız? Python ile makine öğrenmesi dediğimiz ayrı bir eğitim serisine yakın bir süreç içerisinde başlayacağız arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken nokta, bunların tamamını aslında izleyin. Çünkü arkada kullandığımız, geçmişte kullandığımız bütün bilgiler her zaman ve bir şekilde karşımıza yine çıkacaktır arkadaşlar. Ki özellikle Python ile veri analizi eğitimimi bitirmediyseniz sakın ve sakın Python ile makine öğrenmesi eğitimine geçiş yapmayın. Çünkü hiçbir şey anlamazsınız. Bunun da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Peki bundan sonraki süreçlerde siz neler yapabilirsiniz? Yani veri analizi açısından. Şimdi ben tabii ki sizlere 145 video içerisinde Python ile veri analizi anlatırken istatistiğin her noktasını, her spesifik durumunu anlatmam mümkün değil. Çünkü yani bu baktığınız zaman arkadaşlar 4 senelik bir lisans eğitiminden sonra bile yüksek lisans ve doktoraya kadar ilerleyebilecek bir eğitim süreci ki benim bunu zaten böyle 145 video ile anlatmam mümkün değil. Yani bu yıllarca sürebilecek bir yapı. Ancak ben en temel mantığını, en temel yapıyı sizlere aktarmaya çalıştım. Veri analizi içerisinde ilerlemek istiyorsanız arkadaşlar yine zaten eninde sonunda makine öğrenmesi kısmına mecbur geçiş yapacaksınız. Çünkü artık teknoloji o duruma doğru geldi arkadaşlar. Ama ben hocam bu bilgiler yeterli değil, daha fazla şey öğrenmek istiyorum der iseniz ne yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili biraz sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi çok fazla kaynak, çok fazla kitap vesaire dolu. Yani bunlarla ilgili bilgi alabileceğiniz bir sürü kaynak mevcut. Tabii ki her bir kitabın, her bir makalenin veya her bir eğitim sürecinin kendisine özgü bir yapısı var. Yani bütün bilgileri böyle bir arada bulabileceğiniz eğitim maalesef yok. Yani bulmanız da zaten çok zor. Ancak yapabileceğiniz mantıklı işler de var bunun içerisinde arkadaşlar. Hem veri analizi olsun hem Python gibi programlama dilleri olsun, SQL de bunun içerisine dahil. Bu gibi programların teknik kısımlarında veya işte herhangi bir hatayla karşılaştığınızda veya veri analizi sürecinde anlamadığınız bir nokta veya benim anlatmadığım daha ileri seviye konuları öğrenmek istiyorsanız da bunlarla ilgili sizlere bazı kaynaklar vermeye çalışacağım. Şimdi eliniz ayağınız olacak bazı siteleri sizlere bildirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi GitHub. Şimdi yazılımcı arkadaşlar var ise zaten GitHub içerisinde çok fazla gezindiğini duymuşsunuzdur, bir yerlerden görmüşsünüzdür. Gerçekten çok fazla geliştirici proje vesaire bilgiler var arkadaşlar GitHub içerisinde. GitHub.com'a girdiğiniz zaman herhangi bir konu hakkında proje vesaire gibi bilgi bulabilmeniz için buradan search kısmından yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ne diyelim? İşte ANOVA. Biz ne öğrendik? ANOVA yapısını. Çalıştırdığınızda ANOVA ile ilgili
Burada bilgiler çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın her bir yapıyı, örneğin buradan Jupyter Notebook ile bir çalışma yapmış. Yapıları buradan görebilirsiniz. Bu sadece şey değil, veri analizi açısından da değil arkadaşlar. Yani çok özellikle zaten GitHub tarafı yazılım işi ile ilgileniyorsanız bununla ilgili çok fazla bilgi, çalışma vesaire var. Benim anlattığım konularla birlikte bu siteleri de gezmeye çalışın arkadaşlar. İşte OneWay Anova, bu konuyu ben size anlattım, veya postdoc testleri, bunları da sizlere anlattım, ama tabii ki benim anlatmam ile takılı kalmayın. Bunun dışında farklı bilgiler öğrenmeye çalışın. Anlamadığınız bir noktayı yine böyle sitelerde bulmaya çalışın arkadaşlar. İkinci eliniz ayağınız olacak bir site ise Kaggle. Bunu yine verileri alırken, veri kaynakları alırken de kullandığımız önemli sitelerden bir tanesi. Yine ücretsiz bir üyelik açabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin buradan regresyon yazabilirsiniz arama kısmına. Bakın burada kişilerin makine öğrenmesi olsun, veri analizi olsun, data setleri olsun, bununla ilgili birçok regresyon konusuyla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. İşte burada ne yapmış mesela arkadaşımız? Ev fiyatları ile ilgili regresyon yapısı ile ilgili bazı bilgiler vermeye çalışmış. Yine farklı istatistiki terimleri veya işte Python mı, Arda mı gibi farklı konuları, data setleri, işte CSV mi kullanacaksınız, işte Excel mi, text dosyası mı? Yani inanılmaz bir şekilde kullanabileceğiniz bir site arkadaşlar. Bu sitenin arama kısmında da yine aradığınız konularla ilgili bilgiyi bulabilirsiniz. Gerçekten çok fazla kullanıcı var arkadaşlar. Dediğim gibi hem bilgi alabilirsiniz, ancak daha fazla olarak data bulabilirsiniz. Data ile ilgili çalışmaları da görebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir sitemize geçelim. Stock Exchange isimli bir site arkadaşlar. Yine burada da eliniz ayağınız olabilecek bir site. Bu site biraz daha böyle örnek proje çalışmalarından ziyade anlamadığınız bir konu hakkında gerçekten teknik bir şekilde bilgi veren kişilerin oluşturduğu bir site arkadaşlar. Örneğin yine buraya baktığınızda regresyon, mesela buraya yine regresyon yazdığınızda da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve buranın en güzel sevdiğim noktası, bilgiler bu şekilde soru ile soruluyor. Yani kişiler anlamıyor mantığını ve bu mantığını anlamak için soruyor arkadaşlar. İngilizce olduğuna bakmayın. Şu şekilde çevirileri de kullanabilirsiniz artık. Yani bu kadar ileri düzey İngilizce biliyorum, bilmiyorum, artık o konuya ben karışmıyorum. Yani buradan sağ klik yapıp Türkçe dil seçeneği ile yaptığınızda arkadaşlar, konuya hakim iseniz kişinin ne sormak istediğini artık anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyelim. Doğrusal olmayan bir modelin uyum iyiliği nasıl ölçülür şeklinde bir soru soruluyor ve aşağıda da kişiler bununla ilgili, teknik bilgiye sahip olan kişiler de bununla ilgili bilgi vermeye çalışıyor arkadaşlar. Başka neler var? Mesela yine bağlantılı olan sorularda da burada görebilirsiniz arkadaşlar. İşte düzeltilmiş rekare ile ilgili bir soru sorulmuş ve bununla ilgili teknik bilgiler, bu noktada yanıt bulmaya çalışılmış. Dediğim gibi eliniz ayağınız olabilecek bir site arkadaşlar. Diğer bir siteye bakalım. Bu sitede Stack Overflow. Bu da yine yazılımcıların çok fazla kullandığı, özellikle Python kullanır iken arkadaşlar, aldığınız hataları buraya arattırırsanız veya Google'a o hatayı yazıp yanına Stack Overflow yazdığınızda çok fazla cevap bulabileceğiniz yine kaynaklar olabilir arkadaşlar. Örneğin ben yine Python yazdığımda ve arattırma işlemini gerçekleştirdiğimde, şuradan ben robot değilimi tıklayalım. Yine burada da Python ile ilgili hatalar veya farklı yapılar, bütün kütüphaneler, sadece Python olarak düşünmeyin, çok fazla Excel olsun, yani örneğin işte SQL bile yazsanız SQL ile ilgili sorunları, problemleri, mesela Power BI gibi kullandığınız programlarla ilgili cevap bulabileceğiniz, teknik anlamda cevap bulabileceğiniz çok güzel bir site. Yine eliniz ayağınız olması gereken bir site arkadaşlar. GitHub,
Kaggle, Stock Exchange ve Stack Overflow siteleri. Dediğim gibi bunları kesinlikle ve kesinlikle sürekli kullanın arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Yine sadece bu 4 siteyle çakılı kalmayın. Yani özellikle anlattığım konularla ilgili arkadaşlar İngilizce olarak özellikle altını çiziyorum. Türkçe maalesef çok fazla yeteri kadar kaynak yok. İngilizce olarak Google'a araştırma yaptığınız zaman bununla ilgili çözümleri bulabileceğiniz farklı siteler de mevcut. Ama bu 4 site her zaman elinizin altında dursun arkadaşlar. Kitap konusunda çok fazla yine bana soru soruluyor arkadaşlar. Yine altını tekrar çiziyorum. Benim anlattığım konularla birlikte ilerleyebileceğiniz bazı kaynakları sizlere vermeye çalışacağım arkadaşlar. Türkçe ve İngilizce kaynak olarak da var. Kitapların fiyatları hakkında inanın yorum yapmıyorum. Onu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ilk kitabımız EVFs ile temel ekonometri. Bu özellikle sizlere son dönemde anlatmış olduğum doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu doğrusal regresyon modeli, işte R kare, işte parametre anlamlılığı, işte model anlamlılığı gibi konuları anlatan ancak EVFs ile uygulamalı olarak anlatan bir kitap. Peki bu kitap sizin ne işinize yarayacak? Benim anlattıklarımın dışarısında da çok fazla konu var. Onu söyleyeyim bu kitabın içerisinde. EVFs ile uygulama kısmı ile ilgilenenler için de güzel bir kitap. Ama EVFs'i böyle bir saf dışı bırakırsak, içerideki konu anlatım yapısı gerçekten hoş arkadaşlar. Çünkü konuyu hem teknik olarak anlatır hem de EVFs ile uygulama yapar. Bunu nasıl kullanabilirsiniz örneğin? Siz de bu kitabı aldınız. Bu kitap içerisindeki örneklerle çalışmaya çalışıyorsunuz ama siz de gidin Python ile yapın ve kontrol edin. Bakalım aynı sonuçları görebilecek misiniz? Bu size ne gibi fayda sağlayacak? Python içerisinde kullandığımız, bizim kullandığımız ve kullanmadığımız tarafını da için içerisine katıyorum. Kütüphaneler, yapılar, bunlarla ilgili yapıları araştırarak, görerek yine öğrenebilirsiniz. Örneğin benim anlatmamış olduğum bir konuyu EVFs ile anlatılmış olabilir. Siz de o konuyu merak etmişsinizdir. Gidersiniz internetten İngilizce olarak arattırırsınız arkadaşlar ve Python ile buna nasıl bir çözüm üretilmiş, neler yapılmış bunları kontrol edebilir, yine kendinizi geliştirebilirsiniz. Diğer bir Türkçe kaynak arkadaşlar. Bu kitap ise Python Uygulamalı İstatistiksel Veri Bilimi ve Analizi şeklinde bir kitap arkadaşlar. Bu genel itibariyle benim anlattığım konularla birlikte gitmeye çalışır. Yine içerisinde anlatmadığım, önemli görmediğim konular da var tabii ki. Ama benim kitap, özür diliyorum, benim eğitimimle birlikte kullanabileceğiniz bir kitap arkadaşlar. Ancak Python ile veri analizi eğitimi, çünkü makine öğrenmesi kısmına daha gelmedik. Üçüncü bir kitap SPSS ile temel veri analizi arkadaşlar. SPSS bir istatistiksel analiz programıdır. Başta ne söyledik? Sadece bu işi yapan Python değil. SPSS, Stata, SAS, EVS gibi programlar da bu işleri yapan programlar. Bu kitap size ne gibi fayda sağlar? Python ile veri analizi konusunun başlarında anlatmış olduğum basit istatistiksel temelleri örnekleriyle birlikte anlatmaya çalışır ve SPSS ile uygulama yapar. Yine EVFs ile ekonometrideki mantık, aynı mantık çerçevesinde siz de burada anlatılan konuları Python ile yapıp karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kitaplar ne kadar böyle program üzerine gibi gözükse de içerisinde teknik anlamda güzel bilgiler olduğu için sizlere önermeye çalışıyorum arkadaşlar. Diğer bir kitap yapısı Python ile ekonometri arkadaşlar. Yine benim veri analizi içerisinde anlattığım konulara benzer konuları yine burada farklı yapıları da görebilirsiniz her zaman söylüyorum. Buradan da yine faydalanabilirsiniz arkadaşlar Python ile ekonometri isimli Türkçe kaynak kitapta. Yabancı kaynaklara bakalım isterseniz arkadaşlar. Burada yine SPSS'in istatistik kitaplarından bir tanesi. Dediğim gibi fiyatlarına hiç artık yorum yapmıyorum.
Bu kitap ne işine zarar arkadaşlar? Bu kitap aslında şuradaki Türkçe kaynağın biraz daha geliştirilmiş halidir ve gerçekten de çok güzel örneklerle yapılmış bir kitap arkadaşlar. Yine aynı mantık istatistiği SPSS üzerinden sizlere öğretmeye çalışıyor ama benim sizlere anlatmış olduğum Python ile veri analizi içerisinde sizlere anlatmaya çalışmış olduğum konuları da yine bu kitap içerisinde bulabilir ve Python tarafında tekrardan böyle örnekler yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir yabancı kaynak hipotez testleri arkadaşlar. Bu kitap da yine yabancı bir kitap ve bu kitaptaki mantık ise parametrik ve non-parametrik olarak sizlere anlattığım istatistiksel analiz süreçlerini farklı bir bakış açısıyla yani aslında arka planında dönen matematiğini biraz daha böyle gerçek hayata indirgeyerek anlatmaya çalışılmış bir kitap arkadaşlar. Yine bu da önerebileceğim bir kitap yapısı. Diğer bir kitap arkadaşlar doğrusal regresyon ile ilgili bir kitap. Yine bunu da hem veri analizinde hem makine öğrenmesi içerisinde kullanabileceğiniz bir kitap arkadaşlar. Diğer bir kitaba dönelim. Yine Python ile bilim, data bilimi el kitapçı. Bu da yine yanınızda bulunması gereken bir kitap. Yani şu fiyatları görünce de gerçekten bazen pişman oluyorum. Yani önersem mi önermesem mi diye. Yani ülkenin içerisindeki durum da belli. Ama siz yine bir şekilde çözersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar bu kitapları. Yine bu kitap yapısı işinize yarayabilecek bir kitap arkadaşlar. Son olarak yine buna benzer bir kitap. Veri analizi için Python'da veri analizi için Pandas ve NumPy kütüphaneleri üzerinden kullanabileceğiniz yine önerebileceğim bir kitap. Yani kitapları aslında yani böyle binlerce kitap önerilebilir arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. Konular aşağı yukarı birbirine benzerdir ama bu kitapları neden öneriyorum? Veya neden daha fazla kaynaktan faydalanın diyorum arkadaşlar. Şimdi örneğin ben bir konu anlatıyorum. İşte Ahmet Hoca başka bir konu üzerinden geliyor. İşte Mehmet Hoca anlatıyor. İşte Tom anlatıyor vesaire. Şimdi herkesin bir konuya karşı bakış açısı biraz farklıdır. Yani bu nasıl farklı oluyor? Benim anlatmak istediğimi başkası başka bir bakış açısıyla anlatabilir ki. Örneğin sizin öğrenme yapınız benim bakış açımla değil de onun bakış açısıyla ve bu durumda da yine siz daha iyi bir öğrenme süreci geçirmiş olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar gibi yüzlerce binlerce kaynak kitap gösterebilirim. Ancak benim okuduğum, faydalandığım kitaplar olduğu için sizlere de bunları önermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bitirdik artık veri analizi sürecini. Bu arada son bir örnek yapacaktım regresyon ile ama makine öğrenmesi kısmında farklı regresyon tipleriyle zaten bol bol örnek yapacağımız için buraya fazladan bir video eklemek istemedim. Makine öğrenmesi eğitiminin temelleri tamamen Python ile veri analizinin temelleri üzerinden gelecek arkadaşlar. Yani o eğitim serisini izlemediyseniz, veri analizi eğitim serisini sakın ve sakın makine öğrenmesi kısmına geçmeyin. Ne zaman başlarız bilmiyorum ama ya çok uzatmam artık. Yakın bir zaman içerisinde de başlayabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hem bu videom için hem de geçmişte anlattıklarımda beni dinlediğiniz için arkadaşlar. O zaman yepyeni bir eğitim serisiyle, yepyeni bir heyecan ile görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.